D vitamini eksikliği aslında çok net olarak kendini belli eden bir problem değildir. Hastalar genellikle klinik dolaşarak, özellikle dahiliye klinikleri, fizik tedavi kliniklerinde sıklıkla dolaşarak çok yoğun ağrılar hissettiklerini söylerler. Bunlar özellikle sırt ağrıları, eklem ağrıları, yani kas iskelet ağrıları şeklindedir. Aynı zamanda halsizlik hissettiğini söyleyen hastaların sayısı da az değil. Hastaların çoğu çok uykuya meyil olduğundan ve unutkanlık çektiklerinden de yakınırlar. Bu nedenle D vitamini eksikliğini ortaya koymak aslında multidisipliner bir iş gerektirir. Ve biz artık bu tarz şikayetlerle gelen hastalarda rutin olarak D vitamini düzeylerine baktırıyoruz. D vitamini işin açıkçası kalsiyumu kemiklere yerleştiren bir vitamin olarak kısaca açıklanabilir. D vitamini eksikliğinde kalsiyum yeterli oranda eklemlerin ve kemiklerin yapısında yer alamayacağı için hastalarda bununla ilgili ağrı, eğrilikler, deformiteler ortaya çıkmaya başlar. Küçük çocuklarda bu olduğunda raşitizm, ileri yaşlarda ise osteomalazi adını alıyor. Ancak bizi asıl ilgilendiren D vitamininin eksikliğinin 200 geni etkileyen bir vitamin olduğu için eksikliğinin kanser gibi hastalıkları tetiklemesidir. Aynı zamanda da kalp hastalığını tetiklediğini biliyoruz. Özellikle kalp yetersizliği ritim bozukluklarını tetikliyor D vitamininin eksikliği. D vitamini eksikliği aynı zamanda obeziteyi de yol açıyor ve obezitenin oluşumu biz metabolik sendrom olarak nitelendirdiğimiz bir seri probleme yol açıyor. Ve metabolik sendromun sonucu da kalp damar problemleriyle ortaya çıkıyor. Bu nedenle aslına bakarsanız D vitamini eksikliği kalp hastalıkları yani ritim bozuklukları, kalp yetersizlikleri ve koroner arter hastalığının da öncüsü olarak bize hizmet ediyor. Aynı zamanda D vitamini eksikliğinde demin de belirttiğim gibi çok ciddi anlamda yaygın ağrılar, kemik, eklem problemleri de ortaya çıkmakta. Bir de demans, Alzheimer gibi nörolojik problemler, hatta Parkinson, multiple skleroz gibi hastalıklarında D vitamini eksikliğinden kaynaklandığını da bilmekteyiz. D vitamininin eksikliğini ortaya çıkardıktan sonra bizim belli düzeylerde bunu kanda sağlamamız gerekiyor. Çok düşük olanlarda daha yoğun bir tedavi verilirken, daha hafif düzeyde D vitamini eksikliğinde arada idame tedaviler hastalara öneriyoruz ve bunu ampullerle, damlalarla yapıyoruz. Bizim aslında en önemli söylememiz gereken şey, hastaların birbirlerinden öğrenerek D vitamini düşük olduğu için kendi kendilerine ampulleri, damlaları kullanmamasıdır. Çünkü D vitaminini aşırı derecede hastaya verdiğinizde bu sefer tam tersi toksik etki, karaciğer, böbrek, kemik problemleri ortaya çıkabilmekte. Bunun için hastalarımıza söyleyeceğimiz şey mutlaka doktor kontrolüne gitmeleri, D vitamin düzeylerini ölçtürmeleri ve doktorun söyleyeceği damla ve ampulleri yine onların söyleyeceği belirli aralıklarla kullanmalarıdır. Tabii bir diğer önemli unsur da D vitaminini güneşten almaktır. Biz hep hastalarımıza şunu söylüyoruz. Hepimiz ozon delindi diye güneşten kaçıyoruz aslında. Ancak öğle güneşi, özellikle 12 ve yarım arasındaki güneş, tabii başınızı korumak kaydıyla avuçlarınız ve ön kol dediğimiz dirseğe kadar olan bölgeyi güneşe tutmak. Bu bizim için çok önemli. Ben hep hastalarıma bunu güneşi toplamak diye ifade ederim. Mutlaka bunu öneriyoruz. Olabildiğince her güneşli havayı değerlendirmeye çalışın. Özellikle yumurta yemek çok önemli ama köy yumurtası yemeye çalışın. Çok önemli D vitamini kaynağıdır çünkü bu. Bunun yanı sıra çeşitli balıklar, özellikle somon balığı, uskumru, sardalya, ton gibi balıklar da yine D vitamininden zengin kaynaklardır. Bunları da çok tüketmeye çalışın diyoruz.